Sevgili arkadaşlar, senin eşin veya senin çocuğun veya senin annen baban iç huzursuzluk yaşıyor. Yerinde duramıyor. Devamlı hareketli ve öfkeli, sinirli, huzursuz, mutsuz. Devamlı seni gördüğünde suratını asıyor. Heyecanlanıyor, hızlı konuşuyor veya kaçamak yapıyor. Gözlerini kaçırıyor. İletişim kuramıyorsun. Bir türlü oturmuyor karşında, çekip gidiyor. Veya kaçıyor. Eline akıllı telefon alıyor veya iPad gibi araçlarla başka şeylerle meşgul oluyor veya başka insanlarla iletişime giriyor telefonla. Seni eğer gördüğünde bunları yapıyorsa, sürekli zihni başka yerdeyse ve huzursuzluğu sana yansıtıyorsa, bu durumda ne yapman lazım? Bunu anlatmak istiyorum. Daha önceden anlatmıştım ama tekrar anlatacağım, önemli olduğu için. Bu misali verirsem daha kolay anlatabiliyorum. Sevgili arkadaşlar, YouTube kanalına girdiğinizde arıcılar maskesiz nasıl çalışıyorlar? Bunu yazarsanız, bazı arıcılar var. Bir kovan içerisinde arıların çalıştığı, evleri olan, bal üretim merkezleri olan kovanların içerisinde 80 bin arı var. 80 bin tane bir kovanda kapağı açılıyor. Ve arıcı maske giymeden, bazıları maske giymeden o petekleri çıkarıyorlar ve 80 bin arı eğer isterse boynunu sokarak bu kişiyi öldürebilirler. Nefes alamaz. En fazla 3 dakika sonra ölebilir. Peki bu arıcı ne yapıyor ki maskesiz arılarla iletişim kurabiliyor, orada çalışabiliyor? Ne yapıyor? Değerli arkadaşlar, kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Kendi kulaklarınızla duyabilirsiniz. Lütfen bu videoları açın, bakın. O aracı çok sakin. Kalbi yavaş yavaş atıyor. Huzurlu bir durumda o iç huzurunu dışarıya yansıtıyor. Arılara yansıtıyor. Sakin ve rahat. Çok yavaşça petekleri çıkarıyor. Süpürgeyle arıları süpürüyor ve oradan bal peteklerini çıkarıyor ve o balı yiyor değerli arkadaşlar. Kullanıyor. Siz de hayatınızın bir bal gibi tatlı ve güzel olmasını istiyorsanız o arıcıyı örnek alabilirsiniz. Sakin, huzurlu, iç vesveseni bir kenara bırakarak, iç dünyanı rahatlatarak, sükunetle iletişim kurduğun kim varsa, oğlun, kızın, eşin, gelinin fark etmiyor. O şekilde yaklaşırsan, arılar nasıl sakin davranıyorsa arıcılara, onlar da sana sakin, huzurlu, mutlu ve tatlı bir şekilde sana yaklaşırlar. Ama burada dikkat edilmesi gereken konu ne? Sen başlatacaksın ilk önce. Adımı ilk önce sen atman lazım. Sen sakin olman lazım. Sen kafandaki düşüncelerini, kalbindeki vesveseyi veya kalbindeki huzursuzlukları sen atman lazım. Sen sakinsen karşındaki kişi de sana sakin davranır. Sana bağlı. Sen niyetini sabit ve temiz tutarsan onlar da, karşıdaki kişiler de sana o şekilde temiz niyetle yaklaşırlar. Ama senin içinde sürekli negatif düşünceler de dönüyorsa, yapamam, edemem, arılar sokacak beni dediğin an arı gelir seni sokar. Ben yapamam, İsa Bey çok iyi söyledi, çok güzel ama benim eşim öyle değil, bana bu şekilde davranır. Ben ne kadar ona iyi davransam o bana kötü davranacak dersen haklısın. Evet, o sana kötü davranacak. Çünkü içinden geçen düşünceler dışarıya yansıyor. Arılar bunu nasıl anlıyorsa insanlar da anlıyor. Dolayısıyla burada değişiklik yapılması gereken kişi ilk önce sensin. Sen üzerinde değişiklikler yapman lazım. Duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını sen değiştirebilmelisin. Sen yapacaksın ilk önce. Duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını değiştirebilirsen, karşı tarafa bu huzur yansırsa o da sana iyi davranır. O da sana huzurlu davranır. Senin elinde, senin çocuğun sana nasıl davranacak, o senin elinde. Sana iyi davranabilir, kötü de davranabilir. Bu senin elinde. Sen niyetini sağlam tut. Sen düşüncelerini, duygularını, davranışlarını sen değiştirebilmelisin. Tek başına yapamıyorsan destek almalısın. Biz yıllardan beri Avrupa'da yaşayan Müslümanlara duyguları, düşünceleri, davranışları nasıl değiştirileceğini adım adım onlara göstererek
Ailece birlikte daha huzurlu, başarılı, mutlu nasıl olunur onlara adım adım gösteriyoruz değerli arkadaşlar. Eğer sen de bu konuda destek istiyorsan, ben de bir şeyler yapmak istiyorum, artık vakti geldi diyorsan, o zaman benimle iletişime geç. Hemen bu videonun altında linke tıkla, formu doldur gönder. O formda değişime hazır olduğunu anlarsak, kabul onay değer varsa, o zaman arkadaşlar seni telefonla ararlar ve online olarak birebir görüşmemizi sağlarlar. Ben orada online görüşmede sana adım adım ne yapacağını tek tek söylerim. Ve sen onları uyguladıktan sonra göreceksin, sen de artık hayatını kontrol altında tutacaksın. Ömrünü tüketmeden, acılar çekmeden, hayatını israf etmeden sen de başarılı, huzurlu, mutlu beraberlikler yaşayacaksın. Bununla beraber bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Bununla beraber bu videoyu sevdiğin insanlara da paylaş, gönder. Onların beyninde de farkındalık oluşsun. Hoşçakalın arkadaşlar.